fruits and vegetables thrive within the hidden gardens of Poseidon. What are these things? Zagreus? It's only me. I begged the fates that you'd return to me. Perhaps I ought to be more careful how I speak of them. Father didn't make it any easier for me. Nor would he tell me why he never sent for you after you left. So... I wanted to see you too. Come, speak quickly with me. I need to know what happened between you and Father. Why are you here and not with us? I couldn't live with myself anymore down there. After I left Olympus, a long story in itself, I came to be with your father in the underworld. It was a shock, to say the least. I know the feeling, I think. But you stayed, long enough to have me. Those whom I've spoken to about you, it's as you said, they have fond memories of you. And then you even had a child. No, no. Your father could be very difficult, though he was gentle with me. Soon enough, we got on fine. Better than fine at times, but when I was with child, why, I struggled terribly. Could not live down there according to whom, exactly? According to them, yes. According to your father and to Nyx. Even having heard, I took my chances anyway. But why would Father lie to you? If he never wanted you, or never... I don't know. I'm wondering the same. But oh, look at you, Zagreus. We're running out of time. I'm trying, but I can't... Oh, my dear son. Then please, ask Hades what you asked of me. Why he would lie. Until we... Father, you... Make certain of it, Megara. I am finding lately that the head... If that is your will, Lord Hades, then it will be done. That's probably bad news for me. Beyond the frozen overlook, await the first glimpse of the sun to your left, then onward through the cold. Fishing point there. Got a bite. Is this a trout? So bright. Warmer, finally. Zagreus, you're back. I'm here, Mother. Mother, I discovered how come Father led you to believe that I could not survive past birth. He didn't lie to you. Wait, slow down, Zagreus. What do you mean? He told me you would not survive your birth. Because he thought it was the truth. The Fates appointed him dominion over the entire underworld, but he would never have an heir, so he was led to understand. He never expected you to survive. Then, forgive my asking, but... Nyx saved my life. Or gave me life, I guess. Then raised me in your absence. The Fates are her daughters, right? Maybe she persuaded them to go easier on me. She cannot say more. Nyx. Of course she was involved. I only managed to escape because of her. Then she restored my stillborn son to life and nurtured him? Yes, although we still don't know how come Father and Nyx never sent for you. Though... let me ask you something, Mother, if you please. Would I have come back? To see my only child? Well then, what if Father didn't... What if he didn't want me coming back to him? Or seeing you? Oh no, you're fading again, Zagreus. You've pushed yourself... It's just a hunch of mine. I'll be back. father wanted her to leave, didn't he? Everything is as it always was. Quite a mess you've created, I must say, Father. After being of no help whatsoever when it comes to disentangling it all. Though this isn't the place to talk, right? No, it most certainly is not. No. Count on that. Here. Oh, it's you. I'm back. So good to see you again, Zagreus. Since last you left, I couldn't help but think the worst about what happened after I had left. I just don't think that can be. Though let me ask you, how long did you know Father and Nyx? Yes. I knew them long enough to have decided, yes, that they were trustworthy. As much as anyone I've ever met. But I also know never to be... Especially since neither of them is being forthcoming with me even now, right? And yet, I have this feeling something else is going on, Mother. The way that Father speaks... Well, they have a funny way of showing it, I think. Your father, so... You have to get through him each time you visit me? Tabii ki de onu geçmek zorundayım. Sürekli öldürüyordu lan. I do. Mother, what if Father thinks that he's protecting you? Have you... Protecting me? Why, Zagreus, what do you mean by that? Well, you're from Olympus, aren't you? But the gods, none of them seem to know you're here. What? How would you know something like that? Zagreus? Ah, curse the fates. Ne yapayım? Hocam yine öldük ya. Hadi bakalım. Hold that thought, mother. I didn't think you had it in you, boy. I told you, boy. I told you. There's no escape from here. You could have told me more important things. Mother left because she never even knew I was alive, thanks to you. She's got a lot of questions herself, as you can... Nonsense. Listen to me. If you have any sense remaining... Let me go. Let me find her. She demands it. No. I'll hear no demands from you. Beyond the frozen overlook and all that. So much water. Uncle Poseidon's realm. You're back. Hello, mother. Gene geldik. Hadi bakalım. Son, I have to ask you. How much do you know? I think I know quite a bit by now. I've been in steady contact with Athena, Zeus, and other members of the family ever since I first left Father's house. No, they think I'm trying to escape from Father so that I can join them on their mountaintop. At least I think that's what they think. But then, does Hades know of this? That Olympus? He does. Both he and Nyx. In fact, it's Nyx who put me and Olympus into contact. So Nyx and Hades are against each other then? And Olympus is helping you? But they don't know I'm here. That's right, more or less. Nyx and Father seem to put up with each other. Don't seem to have much of a choice. Though ever since I learned of you, Nyx has been helping me. That fool. What was he thinking? What is he thinking? Do you... I think maybe he does think so indeed, because now... Vindictiveness runs in the family, my son. Then if Olympus is involved, that would explain a lot. I'm here, not there with them. When I return, well, this is going to be awkward. What's the latest? I'm up. Don't you see, boy? You are trapped. How are you finding my old trusty spear then, hmm? Or perhaps you have a preference for my brother's and my sister's former arms. Kept under lock. The weapons in the courtyard. Of course you know about them by now. I stole them. Why not just take them from me? I'd be stuck. The thought has long since crossed my mind. However, I'm not fool enough to tamper with those cursed things. They go where they please. They cannot be contained. Sounds good. Mother isn't far. Welcome back, my son. I'm back, Mother. I could not stand it on Olympus, Zagreus. The blustering, the posturing, my overbearing. Except Father absconded with you, didn't he? Dragged you down with him into the underworld. So if Olympus were to find that out... That fool is trying to protect me even now. It wasn't he who absconded with me, my son. And it's more complicated. I dare not ask who did bring you to Father then. So essentially you ran away from home to live with him. I mean no disrespect, but did you realize what you were getting yourself? We have a tendency to be impetuous when we are younger, Zagreus. I heard all about your father before we met. Admired paintings of him. So, then you secretly left Mount Olympus to be with the god of the dead in the underworld, and Olympus never found out. What do you suppose would happen? I think there would be war between Olympus and your father, Zagreus, if they found out. Especially now, after all this, and after all this time. So it makes sense. If Father, he agrees with you and thinks that leaving you in hiding here, that it's the only way. I can see how your father, shrewd but also single-minded as he was, might have followed such a line of reasoning as that. No. What have I done? I can't. I need to fix this. Moaning and groaning. I'm up. I was looking all over for you. Guess what, Father? The lounge is all tidied up. Your house contractor there is quite efficient once you muster up. Are you expecting words of thanks because you paid the contractor to fix it? What if I replaced every furnishing in this blasted place? Would you treat me any... I suppose, boy, that there's only one way to find out. Oh, it's no trouble at all. Just up ahead. To see this each day. Zagreus. I made it, Mother. Zagreus, it's wonderful to see you, but I need to ask something of you. Sebep? Niye? That you not. But what? Because of what would happen if the Olympians found out? I am. Your father is no fool when it comes to matters such as this. Besides... Your fault. So let's say you never left Olympus. Then it'd be just like you thought until quite recently, I think, that I'd never existed. Besides, they haven't found out any of this. Abi ben işkence çekiyorum buraya gelmek için, kadının dediğine bak ya. Nyx may be veiling you from them as she veiled me when I fled here myself. But even her own powers aren't infallible. Each time you visit me. Go home with me, Mother. You came here under false pretenses. I haven't fought all this way over and over again, only to turn back. Oh, Zagreus. I cannot return. After all that happened between Hades and me, and everyone, I just cannot fathom the idea. Arkadaş savaşırız. Then you're just going to stay here, alone in the middle of nowhere, in this little garden, forever. My son, I know you've made hard choices and sacrifices to be here with me. And I'm forever grateful to have finally met you. Ya ne alaka, ben yine gelirim. Mother, I blast. Goodbye. Göreceğim böyle işe ya. Arkadaş ben ne zahmetler çekiyorum. Bunlar beni geri gönderiyor ya. She can't do this to me. My domain, boy. How goes your heated rivalry against the greatest king of Athens lately, boy? Your battles with him and the Minotaur must... Admitted, father. Theseus was the only hero you were able to recruit to stand against me. All the while he gets to boast about being the champion. Speak not to me of Heracles. You know these heroes by their deeds, not by their character. Heracles is fortunate he's in my brother's favor. Else he would be in Tartarus. They should have asked the expert, I suppose. Ya işiniz gücünüz dalavere, yemin ediyorum ya. Neyse 7. son. Hatırlın kızlar öyle. Nice. Beautiful. You're back? Mother. You can't do this to me, Mother. You said Father is no fool, and neither are you. There has to be a way to fix this. Not just with you and Father, but with everyone. There has to be a way. You have your father's stubbornness. Listen to me. You're endangering everyone. What? Besides what? The truth is that I like it here, Zagreus. I've done well for myself on my own. And your father, he has his domain to look after. No, I won't be understanding anything of the sort. Father still loves you, I'm sure of it. And he owes you an apology, damn it. I cannot make amends with you on his behalf. What do you mean he still loves me, Zagreus? How would you know? Because... I'm his blasted son, that's how I know. But trust me isn't ever good enough, I know that too. I'll prove it to you, Mother. Oh, you're fading, son. You don't need to prove anything to me. Please don't do anything rash. All of us made our choices. Now we have to live... No. It's not enough for me, because this blasted family... It cannot just keep hiding from its problems. Oh, my dear boy. We have to. No, not yet. God damn it all again. Father's not back yet, huh? Evet arkadaşlar, 9. defa başlamadan önce Akileus'la konuştuktan sonra annesine babasının aşkını kanıtlamak için odasının kapısını açtırıyor. Burayı da sizden mahrum etmek istemedim. O yüzden hadi bakalım, babasının odasına gideceğiz. Nasıl bir yer bilmiyorum ben de. Biraz değişik. Sabır Lord ve evin efendisi hayal edemeyecek kadar zengindir ve bu zenginliğin bir kısmını her gün yeni bir takım elbise için kullanmıştır. Sadece pelerinler var. Aha, burada bir fotoğraf var. Açamıyorum. Taştan mı bunun ya? Lord babasının çok güzel odasının kilidi açarak giren Prens Zagreus, Persephone'ye benzeyen zarifçe boyanmamış bir resim bulur. Üzerindeki toz tabakası resmin bir süredir burada olduğunu gösterir. Bu kadar mı? Koca odadan bu mu? Bir resim var, onu açamıyorum. Aynen. Tamam. Hadi bakalım, devam. Hadi bakalım. 9. sefer. Bıktım ya. Sana demiyorum. Video kaydındayım. Geldik gidelim. Hadi bakalım. Of everything down in that gloomy house, I miss old Cerberus the most, I think. But I miss other things as well. The lack of light was gentler on my mother in father's bedchambers. Mind you, there's almost nothing there, just neatly sorted rows of all his samey capes. But on his nightstand is a portrait of you, wearing a regal crown of red laurels, a queen. I was fitted for those garments when I first arrived. They were not my customary style. No, he's never let anybody in his bedchambers. I broke in, don't you see? He didn't put your portrait back on display. It's always been there, ever since he... Because he loves me still. Is that what you want me to say? Sonunda. Have you ever loved him yourself? All I really wanted was to leave Olympus. I didn't exactly abscond. I doubt I had much of a choice, but I went willingly. Perhaps Zeus knew how I felt and thought he was doing me a favor. Won't you please talk to him? Or visit Cerberus again, or Nyx. As for Olympus, surely all of you can figure something out. Lan öleceğim, gel işte aşağıya ya. I just don't know, my son. Olympus is behind me, and the under. Yeah. But you are the queen. Aynen öyle abi, gel aşağıya. Ne geberdik, iyi mi? Yeah, you are the queen. Hedere bakalım. Burada. Father, have you ever considered that Orpheus might be much better as a court musician if you permitted him to? I have considered many possibilities, boy, and I trust Orpheus considered many possibilities before he signed away his rights to sea. So you're forcing him to stay here for eternity just because he signed a contract with you? Contracts with me are binding until such time as they dig themselves out of the archives and tear themselves up. Who knows? They might surprise you. Ulan ya. Neyse, 9. bir sonraki 10. son olacak. Bakalım onda neler olacak. Evet arkadaşlar, şu an 10. defa gidiyoruz. Burayı kayıt almak istedim. Öldürdüğümüz yeri falan. Öldüm ya. Bu nedir abi? Köpecik. Ah. Yolsuzluk bu. Yok. Kim lan ben? Bakalım bize ne olacak? Yine fight. Dövüşelim. 10. Tamamen ölecek mi acaba? Hala anlamıyorum. I have done virtually everything within my power to prevent this. All of it for nothing. The fates were not content to saddle me within the earth. Senle arayıyor da Moira'nın. Gidelim ağızlarını burnunu kıralım yeter da. Maybe they just think you're in the wrong and that you're an obstinate, overbearing and miserable excuse for a husband and father. Don't you understand I'm trying to fix the problems you caused since you're so unwilling to do it yourself. Aynen öyle. You're right. Haklısın mı? Kafana taş mı düştü? Sürekli değildim, seçimlerimi yaptım, onu seviyordum, evet onu çok seviyordum. Şimdi ise sadece kanılmaza getiriyorum görünüyor. Git öyleyse mi? Annenin yanına git. Eğer ona bir zarar gelecek olursa bundan sorumlu herkes, buna senin dahilin kazanma olur. Öylece gitme izin mi veriyorsun yani? Tekrar yere serilmekten mi korkuyorsun? Ciddi misin? Yumba. Vallahi gittim. Görüşürüz babalık. Antik Yunanistan. İstin artık. Çok güzel. Bitti mi? Ölmeyecek miyim bundan sonra? Benim anam. Anne bir dakika, tüm bunlar da ne? Ne be? Balit? Zagreus, sen neresi kaçırıyordum. Aşksız bir sürpriz yapmayı umuyordum. Ne sürprizi? Gelişimi sürprizi. Geliyorum. Evine, Cerberus'a, Nyx'a, babana. Haydi. Sen ciddi misin anne? Sen ciddi misin? Evet, şimdi kalan eşyalarımı toplamaya yardım eder misin? Ne olur ne olmaz diye sadece birkaç şey götürüyorum. Acele edersek belki de her zamanki yoldan dönmek yerine beraber dönebiliriz. Bir annenin görmek isteyeceği bir şey değil pek. Sana katılır ama bekle, nasıl geleceksin ki? O kadar hiç düşünmemiştim. Tesadüfe bak ki bizi götürecek birini tanıyorum. Cerberus mu? Charon. Çakal. Biz gerek acil işler olduğunda şüphe yok. Bu yüzden onu daha fazla bekletmeyelim. Evet, hadi o zaman. Charon'a bak sen. Hala yaşıyorum ama nasıl? Styx ırmağındasın. Artık tamamen ölümler aleminde değilsin. Bunun yaşandığına inanamıyorum. Farkındayım, kalbim küt atıyor. Geri dönüş olmayan bir nehir yolculuğu gibisi yoktur. Gerçekten öyle. Tüm bunlardan sonra bile sanki daha yeni tanışmışız gibi geliyor. Hala sana soracak çok sorun var. Onlar için borcu zamanı olacak sanıyorum. Şimdilik en iyisi sessiz olalım. Son yolculuklardaki iki ölü ruhumuz gibi davran. Charon yapıştır abi. Fotoğrafı çekeyim. 20 video 5-6 tane çekeceğim. Isn't this Orpheus? Snow everywhere. Mother. Bitti mi? Güzel. Kesmeyeceğim valla. Eve gidene kadar buradayız. Umarım sınırsız gitmiyordur. Yalnız Charon çok yavaş gidiyorum be. Kim oğlum? Yani bu oyunu oynayacaksanız 10 defa bitirmeyin bak. Vallahi gelin benden izleyin, o işkenceyi çekmeyin. Tram yamulmuş ya. YouTube'dan da yedik telif ama olsun. Bu bölüm telifsiz. Oynadığım en uzun oyunlardan biri sorabilirim. Yani bir bölümü bitirmeyi eğer öfke basmadıysam bir bölümü 17 dakikaya falan düşürdüm bitirmeyi. Hades zorluyor bir tek. Onu da görünmez olduğu zaman dikkat ederseniz çatı çutu kesiyorsunuz. Geri hepsi kolay. Genellikle çekice gitmeye çalışın. %900 zırhı bulduğunuz zaman oyun bitti zaten. Bir de full dash'li şeyler var. Poseidon, Zeus, üstüne bir de bizim eleman neydi? Art, bir tane dash veren. O dash'i bulacaksınız. Bir de Afrodit'in ultisi. Bir tane de hızlı skill ulti dolduran, Afrodit'in ultisini dolduran bir pasif var. Onu da bulabilirseniz sadece koşarak bile bitirebiliyorsunuz bölümleri hiç zorlanmadan. Hiç hasar yemiyorsunuz. Bir de gelen saldırıyı geri yollayan bir skill var. Eğer onu da bulabilirseniz koşma skill ile beraber neredeyse hiçbir şey yapmanız gerek yok. Sadece etrafta koşuyorsunuz ve millet ölüyor. Duvara çarptırma skilli falan çok güzel olur. Ama bir yerden sonra öfke bastığınız zaman bazı öfkeler basmanız gerekiyor. Çünkü evdeki heykeller açmaya çalıştım ben. Bayağı işkenceydi. Neyse onlar spoiler olur. Oynayacak arkadaşlara. Zaten buraya bunu izliyorsanız da iyi spoiler yani, ne yapayım. O bizim iskelet vardı ya. Çalıştığımız alanda. Onun 3 tane heykeli var abi. O öfkeleri yapıyorsunuz. 33 kuru kafayla yola çıktım. Yaklaşık 2 saat sürdü bitirmem. Kuru kafayı yapmayın abi. İçinden çıkan heykel de bir boka benzemiyor. Yapmayın vallahi bak, çok zor ölüyorlar ve işkence yani. Ama Paul iyi dayandı. Allah'tan bir şey olmadı ya. Canım benim. Aa aşağı doğru gidiyor. Aha vallahi geldik. Bu utanç verici ama nasıl geri girileceğini bilmiyorum. Her zamanki yöntem haricinde. Hiç sorun değil, ben biliyorum. Kraliçe Persephone adına kapılar açılsın. Wow. Ablama bak sen. I spent many days tending this garden. Or nights? Quite. Bir tane oyunun sesini biraz açayım. De duyun şöyle güzelce. Neredeydi? Hades. Difficult to tell the time here. Cerberus? Aga be, Hades'e bak. Persephone. Ben seni çıkıyor. Her zaman gibi usta duruyorsun değil mi? I'm sorry. Üzgün olduğumu bil. Hades. Yorgun görünüyorsun. Gerçi özür dilemen gereken tek kişi ben değilim. Biliyorum, biliyorum. Ben neden döndün? Eğer Olympus, eğer annen onları öğrenirse Zeus bile, o bile burada olacakları engelleyemez. Ah, bunu nasıl halledebileceğimiz hakkında iki fikrim var. Yine de senin ve Zagreus'un benimle işbirliği yapması gerekiyor ya da eğer istersen geldiğim yoldan geri dönebilirim. İşbirliği mi? Onlara Ambrosia'ya mı davet edeceksin? Sen bile parçalanmış bir aileyi düzeltemezsin. Haklısın Hades. Yapamam. Tek başıma kesinlikle yapamam. Ama bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Benden isteyeceğin her şeyi yaparım. O zaman önce oğlumla konuş. Ana gibi ana be. Zagreus, kraliçemiz Persephone ile zaten tanışmıştım. Ona her zaman saygı göstermeni bekliyorum. Vay be baba, bana adımla hitap ettin. Hissettiğim bu garip his de ne böyle? Belki de sözünü ettiğin şu saygıdır. Kesin şunu ikiniz de. Beni buna pişman etme Hades. Onunla dürüstçe konuş. Kendin hakkında, benim hakkında değil. Devam et. Evet Zagreus, huysuzluğumu zaman zaman sana yansıttım. Sana karşı pek sabırlı değildim. Kendi kararlarım bile hatalıyken Senin kararını sorguladım. Bu yüzden senden özür diliyorum oğlum. Mazeretim yok, af dilediğim de yok. Peki annem hakkında yalan söylediğin kısım, bunun için özür dileyecek misin? Huysuzluklarımı ve öfkeni benden çıkarman, uzun zamandır senden bunu bekliyordum. Bunun için sana sinirlenmiştim, her zaman dürüst olduğunu düşündüm. İlk tanıştığımızda annen buraya isteyerek gelmemişti. Buradan ayrıldığında senin ölü doğduğunu düşündüm. Verdiği karar kesindi. Olympus'ta dahil olmak üzere çocuğumuz olmadan kendi başına daha iyi olacağına inanıyordu. İkinizi de kandırmak canımı yakıyordu ama yapılması gerekiyordu. Tüm o iş karışıklığını hayatım boyunca üzerime yıkmana gerek yoktu. Yine de sanırım anlıyorum. Keşke daha önce anlayabilseydim. Peki şimdi ne olacak? Senin bölgeni alt üst etmeye çok alıştım. Sanırım bunu yapmaya gerçekten özleyeceğim. O konuya gelirsek, senin yaptığın şu dağınıklar güvenliğimizdeki birçok kusuru ortaya çıkardı. Senin yaptıkların pek raporlara giren tipten şeyler değil. Buradan kaçılmamasına dair bir itibarımız bulunuyor. Buradan çıkmaya, çalışmaya devam eder misin? What? Benim hatırım için değil ama burası için, kraliçen için. Zagreus, eğer buradan kaçmaya çalışmaya devam edersen her şey eskisi gibi görünecek. Bir sorun var baba. Kabul ediyorum diyelim. Bir dahaki sefere yukarı çıktığımda orada yine bekleyecek misin? Aa evlat, sana karşı yumuşayacağımı falan sanıyorsan çok yanılıyorsun. Yani yüzeye çıkıp tekrar kendi babamı öldüreceğim o zaman. Yarı yarıya doğru söyledin. Hazır oraya kadar gitmişken benim küçük kurumaya da bakarsın belki. Bahçeyle ilgilenmek pek efor gerektirmiyor. Orası düzgün dursun istiyorum. Olur da buraya fazla katlanamazsan diye. Ha pekala, ne yapabileceğimi bir bakarım. İdam mı gideceğim ben yukarıya? Elimden gelen en iyisini yap. Açıkçası benim de yapacak çok işim var. Önümüzde yapmamız gereken çok şey var diyebilirim. Başlayalım mı? Böylece ölülerin korkularının hükümdarı Hades uzun zamandır kayıp Persephone yani kraliçe yeniden beraber geldi ve oğulları Zagreus ile birlikte uyum içerisinde sonsuza dek yeryüzünün altında hüküm sürmeye devam ettiler. Yalnız bizim pederin bıyıklara bak sen. Kraliçenin dönüşü ölümün o karanlık ve kasvetli yanında mümkün olduğunca coşkulu bir sevinçle bir vesile oldu. Sevince evet. Hatta bunca zaman sonra bile Olympus yeraltı dünyasında olup biteni hiç anlayamadı. Bunca zamandan sonra daha sadece birkaç gün oldu ama çok güzeldi. Annem ve babam tekrar bir araya geldiler. Yine arkadaşlar edindiler. Bu süslü tabloyu yaptı da. Yer altında her şey yolunda. Durun. Kraliçe geri döndü. Sonra... Hayranlık bulayım. Biz böyle birlikte görmeye tam olarak alışamadım. Elindeki mızrağa bak. Ederim mızrağı. Kraliçe geri döndü. Başarılı delikanlı. Yapacak çok şeyin olmalı ya da araya kapatacak çok şeyiniz olmalı. Kaçma girişimlerinin resmen başarı sonuçlarını anlamalıyım bundan. Öyle değil mi? Gerçekten öyle efendim. Özellikle şimdilik en azından yüzeyde savaşmaya devam edeceğim. Biraz nefes almama yardımcı oluyor ve Hypnos'ta dediği gibi yeraltı dünyasında daha iyi bir yer yapıyor. Dolaylı da olsa yapıyor işte. O halde seninle daha resmi bir şekilde çalışmayı iple çekiyorum. En içten dileklerimle de umarım sen, anne ve babam birbirinize daha iyi geçirmeyi öğrenirsiniz. Prens demek şey gerçekten doğru o zaman. Kaldığın yani ve resmi olarak burada çalışacaksın diye tahmin ediyorum. Bence sen böyle deyince evet sanırım öyle. Şimdilik bu şekilde devam etmesini sağlayacağız. Yani bu ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? Artık resmi olarak iş arkadaşıyız. Ya Dusa da sapık mıdır nedir ya? Çok heyecanlı değil mi? Öğrendiklerimizi paylaşabiliriz. Karşılaştığımız zorluklarla ilgili notlarımızı karşılaştırabiliriz. Koridorda birbirimize rastlayabiliriz. Dusa, bunca zamandır söylediğin her şeyi yaptık. Ama artık aynı olmayacak. Her şey tamamen farklı olacak. Göreceksin. Tamam güle güle. Bir gittiğine. Ne battı? Ne yapıyorsun burada? Evet, bu aramızda kalsın. Buradan kaçmak için yaptığın onca girişim, bunları yapmaya yetkin var mı? Yeraltı dünyasını güvenlikli zayıflara açığa çıkarıyorsun, öyle mi? Öyle de denebilir. Sana kaçınılmaz olduğu bilinen bir yerden kaçma konusunda oldukça iyi iş çıkardım. Ailenin diğer tarafıyla iletişim kurmanı sağlıyor ve her zaman zaman seninle çalışıyorlar. Çalışmak için sabırsızlandığını duyacağım hiç aklıma gelmezdi. İyi hissediyor musun peki? Gece çok fazla zaman getiriyor olabilir misin mesela? Aa, gayet iyiyim. Hiçbir şeyde bu kadar iyi olduğumu düşünmemiştim ama eğer kaderimdeki amaç her şeyi mükemmel yapan sinir bozucu babamın çabaları konusunda ustalaşmaksa benim için sorun olmaz sanırım. Pekala o zaman. Seninle daha resmi bir sıfatla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ortaya çıkacaklar ona her şeyi gizli tutmamız gerekse bile. Dışarıda görüşürüz. Görüşürüz. Anam! Anam ne yapıyor? Nasıl geçiyor anne? Tüm bunlara alışmaya çalışmak falan. Önceki seferde çok zorlandığını söylemiştim. Geri dönmek çok tuhaf olma. Sürekli karanlıkta olmakta falan. Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Sorduğun için teşekkürler evladım. Herkes son derece misafirperver. Karanlık hoş bir değişiklik oldu ve bu elbise içinde hareket etmek biraz zor olsa da hoşuma gidiyor. Bunu duyduğuma sevindim. İtiraf etmedim ki kulübene döneceksin diye biraz endişeleniyorum. Burası bazen insanın çok üstüne gelebiliyor. Evet, bazen öyle olabiliyor. Ufak kulübemi özlüyorum ama sanırım artık geri dönmeyeceğim. Gitmem gereken zamanlar olabilir elbette ama ne kadar uzağa kaçarsan kaç sorunların hiçbir ortadan kalkmayacak. Bunu bana sen öğret. Ben mi öğrettim ama çaresizce kaçmaya çalışan bendim. Anam, al sana hediye vereyim. Babamın evinde değer verdiğin kişilere gizlice nektar vermek her zaman yapılmayacak. Sanırım Olympus'ta da böyle bir şey olabilir. Bak, bunu almanı istiyorum. Seni bulduğun için çok mutluyum. Ne kadar düşünüyorsun gerçekten. Baban nektarın ortalıkta bulunması hiç izin vermezdi. Tadını bile unutmuştum. Bir dakika, senin için bir şeyim var. Art şey, güzel bir şey var. Resmi söylediğin yere astın mı? Evet. Selamlar baba. Yani ne zaman istersem oraya gidebilir miyim? Yoksa sıkı bir programa bağlı kalmamız gerekmiyor. Tahmin edilemezliğin bizim için çok kıymetli. Savunmamız her zaman tetikte olmalı. Yani evet, uygun gördüğün şekilde devam edeceksin. Olimposlular da bana yardım etmeye devam edecek. Senden kaçmaya ve onlara ulaşmaya çalıştığımı düşünecekler. Bunu sonsuza kadar sürdüremeyiz, biliyorsun. Farkındayım. Anne, yani kraliçe de bunun üzerinde çalışıyor. İyi. Baksana Orpheus, sizin için şarkınızı duydum. Bir şey kanında biliyorsun değil mi? Harikaydı ortak. Evet, biliyorum tabii ki. İlham benimle yarattığım bir müzikti ve dinleyenler tarafından çok sevdiğini söyledi. Hayattayken çok verimli bir dönemdi. Bir daha söyler misin? Sana birkaç fikir vermeliyim sana. Kraliçe Persephone, o geri döndü. Buna inanmam mümkün değil çocuğum. Onu hepimizin yanına geri getirdim. Ben de inanmam mümkün değildi. Şimdi ne olacak? Her şey yeniden mi başlayacağız? Beraber bulalım. İşte buna konuşalım. Anladığım kadarıyla yoluna çıkan her şeyi yıkmak, babanın diğerlerine kaynakları sömürmek, beni geçmeye çalışmak, bunların hepsi resmi olarak iş tanımının bir parçası mı artık? Aynen öyle ama sen sormadan söyleyeyim, bunu onun için yapmıyorum. Bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Buradan temelde ayrılmayı, hatta hiçbir şeyin sorumluluğunu üstleneceğini de düşünmemiştim. Her neyse, sanırım artık birbirimizi resmi olarak öldürmemiz gerekecek. Bunu resmileştirdik. Evet, oyun güzeldi. Tekrar bir yüzeye çıkmaya çalışacağım. Eğer yüzeyde farklı bir sohbet geçerse, pederi konuştuktan sonra görürüz bakalım nasıl olacak. Olmazsa oyun burada bitmiş olacak. Oyun bayağı güzel, çok hoş ve hiçbir zaman kendisini tekrarlamıyor. Sadece yukarıya çıkarken tekrarlıyor en üstte. Diğer türlü sürekli sohbetler, muhabbetler hepsi değişiyor arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Şimdi 11. defa yukarı çıkacağım. Biraz işkence gibi olacak. Bugün 3. defa bitirişim. Ellerim yamuldu çünkü. Bunların hepsini bir günde yapmadım. Böyle gün gün oluyor falan. Bayağı uzun sürdü. İşkence ya. Hadi bakalım, yukarıda görüşürüz ya da bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hadi bakalım, buldum. Deneyeceğiz. Cerberus, ne yapıyorsun? Tamam, ne diyecek bu sefer? Karşılığı balık. Seninle bu şekilde yüzleşmek artık daha farklı. Yine de benimle yüzleşmek daha önce sahibi olan gibi içinde bir sorumluluk. Benim krallığımdan kaçış olmayacak. Bunu garantiye alacağım. İşte azim budur baba. Bana gelince söylemeliyim ki buradaki etkileşimlerimizin açık sözlüğünü çok ferahlatıcı buluyorum. Özellikle silahların ve vücudun arasındaki etkileşimleri yok mu? Terslama kolay değil. Sen de cılısın, lanet olsun sana. Güldüğün suratının ardındaki tüm o bastırılmış öfke. Gel o öfkeyi bir kez daha serbest bırak. Ölüme çıkmanı bekliyorum. Burası uzun sürebilir, atlayacağım burayı. Evet, bitiyor. Hadi bakalım. Beni yine bir şekilde yendin. Yine de. Ne you? Seri geldim en düşükte. Resourceful Zagreus makes his way toward the one-time abode of radiant Persephone. It is a journey of considerable distances, which he has already completed many times, and which has always ended in the same result. So, imagine he made it there with just time enough to water the crops and tidy up a bit before. No. Hold on. Niye direkt öldüm abi? I'm sure mother's cottage is perfectly fine. More to be done. Were you able to make it to my cottage on the surface, Zagreus? I hope I couldn't make it all the way there, mother. It's like without your presence on the surface, I'm unable to hang on for very long at all. Ah, I was afraid of that. Well, don't despair. I placed a charm upon my seedlings there that ought to keep them flourishing well on... I will. Thank you, Mother. For me? Are you quite sure? You know, this vintage must have made... Well, I, for one, am certain this vintage here has journeyed to the... Father, all these shades, aren't they going to let on that Mother's back? What if word spreads and the Olympians find out? You are so well accustomed to defying me that you forget there are no others, either living or dead, who would so dare. Sounds like you've got it all under control. Ya anlamadım bunu ya. Well, look at you, boy. Never seen you quite so perky, relatively speaking, of course. But the monstrous triplet. How dare you, sir? Meg must have gone. No, değişmiş bura. Thanatos, featured servant of the house. Yılın çalışanı mı? This is my latest haul. Pleasure doing business. Congratulations on your new responsibilities, my child. It's more of a formality, I think. My responsibilities, such as they are, remain quite similar to those that got me to this point. But there can be no escape. Your father wishes that this reputation spread. Well, it does beat standing around in my chambers aimlessly. And I dare say it feels... It is an honor to be working with you, child. Likewise, Nyx. Abi benim için bu oyun bitmiştir. Ben öldüm yani. Anayı buraya getirdik. 11. defa bitirdim. Abi bir şey olmadı. Anlamadım yani. Daha da ilerisi var mı bilmiyorum. Sürekli yukarıya çıkış. Ben pes ediyorum abi, yeter. Yani bu kadar. 11 tane çıktık yukarıya, neler olduğunu bu videoda, bu seride gördünüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bay bay.